Diyelim ki 5 kişiyi, mesela A, B, C, D ve E'yi 5 farklı yere ya da gözünüzde canlandırması daha kolay olsun diye 5 farklı sandalyeye diyelim. Sandalye 1, 2, 3, 4 ve 5'e oturtmanın kaç değişik yolu ya da teknik adıyla söylersek permütasyonu olduğunu bulmak istiyoruz. Eğer sırayla oturtacaksak 5 tane boş sandalye var. O halde birinci sandalyeye 5 kişiden herhangi birini oturtabiliriz. Buradaki 5 değişik senaryo için ikinci sandalyeye geriye kalan 4 kişiden herhangi biri oturabilir. Peki birinci ve ikinci sandalyeye birisini oturttuğumuz 20 değişik senaryo için üçüncü sandalyeye kaç kişi oturabilir? Ayakta üç kişi kaldı. Öyle değil mi? O zaman ayaktaki üç kişiden herhangi biri üçüncü sandalyeye oturabilir. Aynı şekilde 5 çarpı 4 çarpı 3 yani ne etti? 60 senaryo. 60 senaryonun her biri için dördüncü sandalyeye geriye kalan iki kişiden herhangi biri ve son olarak da 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 yani 120 senaryo içinde son sandalyeye oturabilecek sadece 1 kişi kalıyor. Dolayısıyla buraya da 1 yazıyorum. Böylece permütasyon sayısını 5 faktöryel olarak bulmuş olduk. 5 faktöryel yani... 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 eşittir. Bu da 20 çarpı 6 eder. Yani 120 eder. Evet. Bunu daha önce bir önceki videoda görmüştük. Şimdi sizin de daha ilginç bulacağınızı düşündüğüm başka bir şey yapmak istiyorum. Diyelim ki yine 5 kişi var. Ama bu sefer hepsini oturtacak yeterli sandalyemiz yok. Mesela diyelim 3 tane sandalyemiz olsun. Birinci, ikinci ve üçüncü sandalye. Şimdi bu 5 kişiyi 3 sandalyeye oturtmanın kaç değişik yolu olduğunu düşünelim. Ayrıca küçük bir ekleme yapıyorum. Kimin hangi sandalyede oturduğu da önemli. Hadi videoyu durdurun ve bu soruya cevap vermeye çalışın. Cevabı bulduğunuza göre sıra bende. Sırayla oturtacağız demiştik. Henüz herkes ayakta olduğuna göre birinci sandalyeye kaç kişi oturabilir? 5 kişiden herhangi biri, değil mi? Buradaki 5 değişik senaryo için ikinci sandalyeye kaç kişi oturabilir? 5 senaryonun her birinde oturan bir kişi, ayakta da dört kişi var. O halde ikinci sandalyeye bu dört kişiden herhangi biri oturabilir. Birinci ve ikinci sandalyeye birini oturttuğumuz 5 çarpı 4, 20 senaryo var şu anda elimizde. Ve bu 20 senaryonun her biri için üçüncü sandalyede henüz oturmamış olan üç kişiden herhangi biri oturabilir. Sonuç, 5 çarpı 4 çarpı 3 yani 60 eder. Evet, bu soru için 60 permütasyon bulduk. Ben bir permütasyon sorusuyla karşılaştığımda, daha önce de söylemiştim, formülleri doğrudan uygulamayı sevmediğim için soruyu bu şekilde çözmeyi tercih ediyorum. Yani boş sandalyeleri düşünüp böyle küçük şekiller çiziyorum. Ama siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Her neyse. Birinci soruda 5 kişiyi 5 sandalyeye sıralı şekilde oturtmanın değişik yolları hakkında konuşurken sonucu 5 faktöriyel olarak bulmuştuk. Şimdi acaba bu soruyu da faktöriyel kullanarak çözebilir miyim diye merak ediyor olabilirsiniz. Burada da faktöriyel var gibi görünüyor. Ama 1'e kadar devam etmek yerine 3'te durduk. Veya 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'i 2 çarpı 1'i kullanmadığımız için 2 çarpı 1'e böldük gibi de düşünebilirsiniz. Bakın 2 çarpı 1'e yani 2 çarpı 1'ler bu bölmede birbirini götürüyor. Değil mi? Ne var yukarıda? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 var. Aşağıda da bölme bölümde 2 çarpı 1 var. Bunlar birbirini götürüyor ve geriye 5 çarpı 4 çarpı 3 kalıyor. Evet. Bunu bu şekilde yazmamın sebebi size faktöriyeli nasıl kullanabileceğinizi göstermek. Bunu 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel olarak düşünmeniz gerek. Böyle düşünebilirsiniz. Peki 2 faktöriyel nereden gelmiş olabilir? 3 sandalye var. Ama burada 2 var. Neden? Düşündürücü bir durum. Bakın. 5 sandalye vardı öyle değil mi? 5'ten 3'e gelene kadar saydık ama gerisini alamadık. Ve alamadığımız yani hesaba katmadığımız bu bölüm kişi sayısı eksi sandalye sayısıdır. Yani 5 kişiyi 3 sandalyeye oturtmaya çalışıyorduk. 5 eksi 3 bize buradaki 2'yi veriyor. Onun için bunu 5 faktöriyel bölü 5 eksi 3 faktöriyel olarak yazabiliriz. Eğer genelleme yapmak isterseniz bu soruda yaptığımız şeyi n adet şeyi r adet yere yerleştirmek için mesela n kişiyi r tane sandalyeye oturtmak için kaç tane değişik permütasyon vardır şeklinde gösterebiliriz. Ya da n tane şeyin ya da n de denebilir buna n tane şeyin r tane yere yerleştirilmesinin permütasyonu şeklinde yazabiliriz. Bunların dışında da farklı gösterimler olduğunu eklemek istiyorum. Ve bu n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyele eşittir. Örneğimizde n 5, r 3'tü. 5 eksi 3 de 2 eder. Bu formülü olasılık konusunu işlerken ya da istatistik derslerinde sıklıkla göreceksiniz. Ders kitaplarında da gördüğünüzde şaşırmamanız ya da formülü gördüğünüzde korkup bu da nereden çıktı şimdi diye düşünmemeniz için size formülü gösteriyorum. Ama tekrar ediyorum ben bu formülü hiçbir zaman doğrudan uygulamam. Bunun yerine soruyu görselleştirmeye çalışıp mantığımı kullanarak çözerim. Eğer formülü ezberlerseniz n'nin ve r'nin ne olduğunu veya bu formülün bu soru tipi için uygun olup olmadığını hemen anlayamayabilirsiniz ama düşünürseniz taşlar yerine oturur. Ayrıca formülün birebir uygulanamayacağı sorularla da karşılaşacaksınız. Mesela B sadece ve sadece tek bir sandalyeye oturmak istersen ne olacak? Formülü kullanamayacaksınız. Özellikle bu durumlarda formülü ezberlemek yerine arkasındaki mantığı anlamış olmak size her zaman avantaj kazandırır. Yine de aradaki bağlantıyı kurabilmeniz için ders kitaplarınızda görebileceğiniz bu formülü size gösterdim.